Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere ses bilgisi konusunu anlatacağız. Ses bilgisi bizim için önemli konulardan biridir arkadaşlar. Çünkü muhakkak TYT'de bir sorusu gelir arkadaşlar. En az bir sorusu. Haricinde de yazım kuralları konusunda da karşımıza gelen bir konudur. Bizi ilgilendiren bir konudur arkadaşlar ses bilgisi. Önce sizlere ünlülerle ilgili ses olaylarından bahsedeceğiz bu videomuzda. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar ses bilgisinin ikinci videosunda da ünsüzlerle ilgili ses olaylarından bahsetmiş olacağız. Ünlülerle ilgili ses olayları arkadaşlar, bizim dilimizde biliyorsunuz 8 tane ünlü harfimiz vardır. Bunların kelime içindeki düşmelerine, daralmalarına, çeşitli kurallara göre kelime içinde aldıkları düzene biz ünlülerle ilgili ses olayları diyoruz arkadaşlar. Şimdi önce büyük ünlü uyumuyla, sonra küçük ünlü uyumuyla, sonra ünlü düşmesi, ünlü türemesi, daralması ve ulama diyeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzu bitirmiş olacağız. Önce büyük ünlü uyumuyla başlamış olalım arkadaşlar. Büyük ünlü uyumu, büyük ünlü uyumunun bir diğer ismi arkadaşlar kalınlık. İncelik uyumu da deriz. Türkçe'de Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra bakın a ı o u, ince ünlülerden sonra ince, yani kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlü gelir arkadaşlar. Bu olaya da biz büyük ünlü uyumu deriz arkadaşlar. Yani bir hece, yani daha doğrusu bir kelime ilk hecesinde kalın ünlüyle başladıysa sonuna kadar kalın ünlüyle devam etmek zorundadır. İlk hecesinde ince ünlüyle başladıysa arkadaşlar sonuna kadar da ince ünlüyle devam etmek zorundadır. Bakalım burada örneklerimiz üzerinden çocuk sözcüğü, bakın çocuk o ile başlamış değil mi? İlk hecesi nedir? Kalın ünlüdür. İkinci hecesi u, kalın ünlüdür. Bu çocuk ifadesi büyük ünlü uyumuna uyar mı? Uyar arkadaşlar. Düşe kalkabilir derken düşe. Ü ile ince ünlü ile başlamış. Şu şekilde yazalım. E ince ünlü devamında. Bakın ince ünlü ile başlıyor. İnce ünlü ile devam edip bitmiş ve ince ile başlayıp ince ile bittiği için büyük ünlü uyumuna uyar. Devam edelim. Kalka derken arkadaşlar burada A ile başlamış, A ile devam etmiş, kalın ünlüyle başlayıp kalın ünlüyle devam etmiş ve büyük ünlü uyumuna uyar. İnce ünlüyle başlamış Ü, yine ince ünlüyle devam etmiş, ince ile başlayıp ince ile bittiği için büyük ünlü uyumuna uyar diyoruz. Diğer cümlemizde zaman derken A, A bakın kalın, kalın, kalınla başlayıp kalınla bittiği için büyük ünlü uyumuna uyar. Devam ediyoruz. E ile başlamış arkadaşlar, ince ünlüyle başlamış. A ile devam etmiş, kalın ünlüye bir geçiş yapmış. Peki bu büyük ünlü uyumuna uyar mı? Uymaz arkadaşlar. İnce ile başladığı için ince ile devam etmesi lazımdı. Kalınla devam ettiği için bu büyük ünlü uyumuna uymadı kıymetli dostlar. Hareket derken bakın A kalın ünlüdür, E ince ünlüdür, E ince ünlüdür. Kalın ünlüyle başladı, ince ile devam etti. Büyük ünlü uyumuna özür diliyorum uymadı. Birbirlerinden derken i ile başladı ince ünlü, yine ince ile devam etti, e ile devam etti ince ünlü, i'ye geçti tekrar ince ünlü ve tekrar e'ye geçti ince ünlü. Bakın ince ile başlayıp hepsi ince ile devam etti ve büyük ünlü uyumuna uydu. Evet arkadaşlar, kalın ünlü ile başladı a, i kalın ünlümüz, yine diğer i kalın ünlümüz. Bakın ne oldu? Kalınla başlayıp i'ye geçerek kalınla devam etti ve kalınla bitirdi. Büyük ünlü uyumuna uydu. Değildirler derken arkadaşlar e nedir? İnce ünlümüzdür, i ince ünlümüzdür, i ince ünlümüzdür, e ince ünlümüzdür. İnce ile başlayıp ince ile devam edip ince ile bitti ve büyük ünlü uyumuna uydu. Umuyorum arkadaşlar büyük ünlü uyumunu nasıl bulduğumuzu anlamışsınızdır. Örneklerde, sorularda karşınıza aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uyan sözcük, uymayan sözcük vardır ya da yoktur gibi bir ifade gördüğünüzde bu şekilde bakacaksınız. İlk hecesinde kalınla başladıysa kalınla bitmek zorunda, inceyle başladıysa inceyle bitmek zorunda. Aman dikkat demişiz, bir uyarımız var. Hemen bu uyarımıza bir bakalım arkadaşlar. Ne demişiz? Tek heceli sözcüklerde ve bileşik sözcüklerde ünlü uyumları aranmaz. Ünlü uyumları dedim. Yani büyük ünlü uyumunda, küçük ünlü uyumunda. Her ikisi de arkadaşlar tek heceli sözcüklerde ve bileşik sözcüklerde aranmaz. Tek hecelilerde mantıken ikinci hece olmadığı için sen onun büyük ünlü uyumuna uyup uymadığını anlayamazsın ki kardeşim. O yüzden aramayacaksın. Bileşik sözcüklerde de aramayacağız. Bakın halk sözcüğü kalınla başladı ama devamında bir ses bulunmadığı için yine bakamıyoruz. O yüzden biz burada halk sözcüğü tek heceli olduğu için büyük ünlü uyumu aramıyoruz. Yurtsever bakın yurt
Yurtta aranmaz zaten ve sever sözcüğü uyar ama bundan dolayı uymuyor. Doğru, bir uymama durumu var ama bu birleşik sözcük arkadaşlar. Sonradan bir araya gelmiş ifadeler. O yüzden burada büyük ünlüyüm aranmaz. Atatürk derken yine aynı mantıkta birleşik sözcüktür aranmaz. Genç yine tek heceli sözcüktür. Bir büyük ünlü uyumu aranmaz arkadaşlar. Bu kurala, bu uyarıya lütfen dikkat edelim. Devam ediyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Yani yine aman dikkat kısmının devamı şeklinde burası. Türkçe sözcüklere getirilen eklerde genellikle büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Eklerde genellikle büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Ancak Türkçedeki 7 ek büyük ünlü uyumuna uymaz. Arkadaşlar normalde mantık şu burada. Bu ekler gelene kadar sözcük normalde büyük ünlü uyumuna uyarken bu ekler geldikten sonra ünlü uyumuna uymama durumu oluşur. Örnek veriyorum size. Bekliyor sözcüğü. Beklemek incedir. İyi incedir. Bakın yor gelmiş. O gelmiş. Kalın olmuş. Ne oldu arkadaşlar? Bu sözcük yor ekini aldığı için büyük ünlü uyumuna uymadı. Çocukken derken bakın kalın kalın ken eki geldi ince oldu. Bakın eki aldıktan sonra ne oldu? Bak şuraya kadar büyük ünlü uyumuna uydu ama ek geldikten sonra büyük ünlü uyumuna uymadı. Bakarken bak a kalın a kalın e ince bak yine aynı mantık oldu arkadaşlar. Eke kadar uyarken büyük ünlümle ek geldikten sonra uymadı. Leyin bakın a kalın a kalın e ince i ince bakın leyin eki gelene kadar sözcüğün kendisi büyük ünlümle uyarken ek geldikten sonra uymadı. A kalın a kalın bakın yine aynı mantık ince ve ekten dolayı uymadı. Daş meslek bakın meslektaş şeklinde şurada bir benzeşme var. E ince a kalın bakın yine ekten kaynaklı uymadı. Ki sıradaki derken bakın kalın 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 iyi aldı ince oldu ki yine aynı şekilde uymadı. İmtırak ekşim tırak arkadaşlar ne oldu bakın e ince, iyi ince. Bakın burası kalın, kalın. Uymadı değerli arkadaşlar. A kalın, a ı kalın. İyi geldi, uymadı. Yine ek geldikten sonra uymadı. Şimdi arkadaşlar bunun mantığı nedir? Şunu diyebilirsiniz. Hocam her zaman mı uymama durumu oluşuyor? Hayır arkadaşlar, uyduğu dönemlerde vardır bunların. Değil mi? Mesela şöyle bir ifade kullandığımızda uyuyor dediğimizde bakın u kalın, u kalın, o kalın ne oldu? Büyük ünlü uyumuna uydu. Her zaman uymaz diye bir durum yok ama bu sözcükler, bu ekler daha doğrusu büyük ünlü uyumuna uymama durumu oluşturur. Yani bunu neden özellikle biz veriyoruz? Bunu şundan dolayı veriyoruz. Büyük ünlü uyumuna uymamasının sebebi sorulabilir. Sebebi karşınıza soru olarak gelebilir. Büyük ünlü uyumuna hani kökle ekin uymama durumu farklıdır. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün. Çocuk ifadesi köke kadar uydu. Ek geldikten sonra uymadı. Ama şöyle düşünelim. Heyecan ifadesine baktığımızda sözcüğün kökünde bir uymama durumu var. Bakın burada ekten kaynaklı uymama durumu var. Burada sözcüğün kökünde bir uymama durumu var. Bu soru olarak karşınıza gelebilir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Küçük ünlü uyumuna. Arkadaşlar küçük ünlü uyumunun bir diğer ismi de düzlük yuvarlaklık uyumudur. İki şekilde karşımıza çıkar. Önce bir şekilde iki temel kuralı vardır demiş. Birinci kuralımızdan başlayalım. Bir sözcüğün ilk hecesinde düz ünlülerden evet, biri bulunuyorsa A, E, I, I'den biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de düz ünlü. Yine aynı şekilde A, E, I, I olmalı. Yani arkadaşlar şu, burada hece hece gidiyoruz. İlk hecemizde bunlardan biri varsa diğer hecelerde bakın bu şekilde olarak devam edecek. Yani ben size şimdi buraya şöyle bir tablo göstereceğim arkadaşlar. A, E, I, I'den sonra A, E, I, I gelmeli arkadaşlar. Evet bakın altın A ne oldu? A gelmiş ilk hecesinde. İkinci hecesinde I gelmiş. Bakın ikinci hecemizde I gelebiliyor mu? Bak ilkinde A sonra ikincisinde I gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Burası uydu. O zaman bu sözcük şu anda küçük ünlü uyumuna uydu arkadaşlar. Bakın ilk hecesinde E var. İkinci hecesinde I var. İlk hecede E, ikinci hecede İ. Yani E'den sonra İ gelebiliyor mu? Gelebiliyor arkadaşlar. Uydu. Bıçak. I'dan sonra A gelmiş. I'dan sonra A gelebiliyor arkadaşlar. Uyar. Kesmez. E'den sonra E gelmiş. E'den sonra E gelmiş.
Ne oldu? Burası da uydu. Uyar. Bakın bu cümledeki bütün sözcükler küçük ün uyumuna uyar. Bakın hece 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 gideceğiz. İkinci kuralımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak ünlülerden bakın o, ö, ü, ü biri bulunuyorsa diğer hecelerde ya düz geniş yani AE ya da dar yuvarlak UÜ. Arkadaşlar burada da yine aynı mantık. Bakın buraya aynı şekilde çiziyorum. İlk hecede O, Ö, U, Ü. Yani ilk hece diye de sınırlamayalım. Bir hecesinde daha doğrusu esasında böyledir. O, Ö, U, Ü'den biri varsa bir hecede devamındaki hece ne olmalı arkadaşlar? A, E veya U, Ü olacak arkadaşlar. Bakın buradan sonra da burası gelecek. Yani şu tabloyu kıymetli arkadaşlar lütfen şu tabloyu öğrenin. Yani A, E, I, I'den sonra burası gelecek. Yine A, E, I, I. O, Ö, U, Ü'den sonra da ya A, E ya da U, Ü gelecek. Evet arkadaşlar bakalım bahçemizde koyun, kuzu, köpek hemen hemen her hayvan vardı derken bahçemizde sözcüğünü inceleyelim. A'dan sonra E gelmiş. Bakın A'dan sonra E gelebiliyordu. Uydu. E'den sonra İ gelmiş. E'den sonra İ gelebiliyordu arkadaşlar. Burası da uydu. Devam ediyorum. İ'den sonra E gelmiş. İ'den sonra E gelebiliyordu. Burası da uydu. Bu sözcük ne oldu arkadaşlar? Şu anda küçük ün uyumuna uydu. Devam edelim. Koyun derken O'dan sonra U gelmiş. O'dan sonra U gelebiliyor mu? Gelebiliyor arkadaşlar. Kuzu demiş. U'dan sonra U gelmiş. U'dan sonra U gelebiliyor mu? Gelebiliyor arkadaşlar. Burası da uydu. Ö'den sonra E gelmiş. Ö'den sonra E gelebiliyor mu? Gelebiliyor arkadaşlar. Burası da uydu. Hemen hemen derken E'den sonra E gelmiş. E'den sonra E gelebiliyor arkadaşlar. Uyar. E'den sonra E gelmiş. E'den sonra E gelmiş. Uyar. Burada tek heceli sözcük olduğu için ünlü uyumu. Küçük ünlümde büyük ünlümde aramıyoruz arkadaşlar. Hayvan derken A'dan sonra A gelmiş. A'dan sonra A gelmiş. Uyar arkadaşlar. A'dan sonra I gelmiş. A'dan sonra I gelebilir. Burası da uydu. Bakın şu tabloyu ezberlerseniz, bu tabloyu iyi öğrenirseniz küçük ünlü uyumunu çok rahat yaparsınız. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi 3 şekilde oluyormuş. Önce birinci şekline bakalım. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan ı, ı, u, ü sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Birinci şeklimiz bu arkadaşlar. Son hecesinde ne olacak? Dar ünlü. Ünlüyle başlayan bir ek alacak. Son hecedeki dar ünlü düşecek. Ağız sözcüğü. Bakın dar ünlü var. I onun ağzı anlamında değil mi? Biz bunu nasıl yazıyoruz değerli arkadaşlar? Ağzı şeklinde yazmıyor muyuz? Bakın sözcüğün son haline ı sesini görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Ünlü düşmesi meydana gelmiş. Burun u şeklinde arkadaşlar. U bunu nasıl yazarız? Hemen yazalım. Burnu deriz. Onun burnu anlamında. Bakın buradaki u sesi ne oldu arkadaşlar? Şurada var mı şu anda? Yok. Buradaki u sesi düştü. Fikri derken fikri diye yazmıyoruz değil mi arkadaşlar? Fikri şeklinde yazıyoruz. Onun fikri anlamında. Bakın buradaki i sesini şu an burada görüyor musunuz? Yok arkadaşlar. Ne oldu? Düştü. Evet. Devam ediyorum. Üçüncü örneği, pardon, ikinci kuralımızda bazı birleşik sözcüklerde birinci sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü düşer. Yani bakın burada ne yaptı? Çekim eki gelerek yaptı. Burada da arkadaşlar sözcükler birleşirken ünlü düşmesi olacak. Ne asıl? Biz bunu şu şekilde yazmıyor muyuz? Nasıl şeklinde? Bakın E sesi var mı burada? Yok, düştü. Kahve altı. Bunu şöyle belirtmiyor muyuz? Kahvaltı şeklinde. Bakın E sesi nerede? Yok, düştü. Pazar ertesi. Bunu da bu şekilde pazartesi şeklinde yazıyoruz. Bakın ne oldu arkadaşlar? Şuradaki E sesini görebiliyor muyuz burada? Yok, düştü. Devam ediyorum üçüncü. Bakın burası birleşik sözcükler birleşirken düşmesi oluştu. Burada da türetilen bazı sözcüklerde de ünlü düşmesi olur. Türetilen demek arkadaşlar yapım eki demektir. Sözcükte yapı videomuzda buna da değindik. Bakın türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük vardır diyecek size sorularda. Türetilirken ünlü kaybı. Yani yapım eki aldığı için ünlü düşmesi olacak.
Peki burası olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bakın burası ek alıyor, doğru. Birinci kuralımız. Ama bunlar çekim ekidir arkadaşlar. Ünlü düşmesi olsa da türetilirken değil. İkincisinde de arkadaşlar bir sözcükler birleşirken oluyor. Türetilirken değil. Yani yapım eki av olmadığı için burada da yine aynı şekilde hem şu kural hem bu kural şununla aynı değil arkadaşlar. Ünlü düşmesi var ama türetilirken ünlü düşmesi kuralı bu ikisi için geçerli değil. Nasıl olacak arkadaşlar? Bakalım. Kıvırmak sözcüğünün üzerine ıl nedir? Yapım ekidir. Yapım ekini getirdim. Ben bunu nasıl söylüyorum? Kıvrılmak şeklinde söylüyorum değil mi? Bakın buradaki ı sesi ne oldu? Düştü. Aynı şekilde sarı armak. Bunu nasıl yazıyorum? Sararmak şeklinde yazıyorum. Sarardı diyoruz mesela. Sarı ar. Buradaki ar yapım ekidir arkadaşlar. Ne oldu kıymetli dostlarım? Buradaki ı sesi düştü. Yumurtalamak. Evet, meşhur bu. Yumurtlamak şeklinde söylüyoruz. Bakın yumurta sözcüğüne la yapım ekini getirdik. Yumurtlamak şeklinde. Buradaki a sesi aşağıda var mı? Yok. Yine düştü. Bakın yapım ekleri geldiği sözcükte ünlü düşmesi meydana getirdi arkadaşlar. Unutmayın türetilirken ünlü düşmesini sorduğunda, türetilirken ünlü düşmesini sorduğunda bunu arayacaksınız. Yani üzerine yapım eki aldığı için bir ünlü düşmesi olduğunu arayacaksınız. Bu arada arkadaşlar ünlü düşmesinin bir diğer ismi de unutmadan yazalım. Hece düşmesidir değerli arkadaşlar. Hece düşmesi diye de sorulduğunda dikkat edin lütfen ünlü düşmesi olduğunu anlayın. Çünkü ünlü düştüğü zaman hecede bir düşme olur. Evet, ünlü türemesi. Bu defa da türeteceğiz arkadaşlar. Bakalım yine iki türlü olurmuş. Kimi tek heceli sözcüklere cık cek eki getirildiğinde. Evet arkadaşlar cık cek eki getirildiğinde. Mesela dar sözcüğüne cık ekini getirdiğimizde darcık diye mi söylüyoruz yoksa şöyle mi söylüyoruz? Daracık şeklinde mi söylüyoruz? Bakın ne oldu arkadaşlar? Daracık şeklinde olunca hiç burada olmayan bir a sesi değil mi? Bak şurada var mı bir a sesi? Yok. Bu a sesi ne oldu? Türedi. Artı bir ses geldi karşımıza. Ses türemesi. Evet arkadaşlar. Bir ve cik sözcüğü. Bunu nasıl yazıyorum? Biricik şeklinde değil mi? Ne oldu? Bakın ilk başta hiç olmayan bir i sesi bu sözcükle bu ekin birleşimiyle arada türemiş oldu. Çıkmış oldu. Evet, genç sözcüğü ve cik sözcüğünü ekini birleştirdiğimde nasıl yazıyorum ben bunu? Gencecik diyorum değil mi kıymetli dostum? Ve ne oldu? Arada hiç olmayan bir e sesini yine çıkartmış olduk değerli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi cık sesiyle türememizin olduğunu görüyoruz. Dikkat edelim lütfen. Yeri gelmişken hatırlatayım burada. Gülücük sözcüğünde arkadaşlar bir türeme yoktur. Veya yine aynı şekilde öpücük sözcüğünde de değerli arkadaşlar bir türeme yok. Bunlar gülüşmek ve öpüşmek sözcüğünden gelir ve şey sesleri düşmüştür. Hiç olmayan bir ü sesi türemesi meydana gelmemiştir burada. Aklınızda olsun. Evet. Kimi sözcükler pekiştirilirken ses türemesi meydana gelir arkadaşlar. Özellikle MPRS ön seslerinin P sesiyle olan türemelerde arkadaşlar. Bakın yapılan pekiştirmelerde daha doğrusu. Sapsağlam. Sapsağlam şeklinde yazmıyoruz bunu. O yanlıştır arkadaşlar. Doğrusu nedir bunun? Sapasağlam şeklinde yazıyoruz değil mi? Bakın ne oldu? Sap ve sağlam ifadeleri birleşti. Hiç olmayan bir a sesi arada türemiş oldu. Güp gündüz. Bunu nasıl söylüyoruz? Güpe gündüz şeklinde söyleriz arkadaşlar. Bakın ne olmuş oldu yine aynı şekilde. Arada bir e sesi türedi. Çepçevre. Çepeçevre şeklinde söyleriz bunu da. Bunda da aynı mantık. Bakın hiç olmayan bir e sesi yine türemiş oldu. Yapyalnız. Bakın sanki yapyalnızmış ya da sapsağlanmış gibi doğrusu. Ama doğrusu o değil arkadaşlar. Yapayalnızdır doğrusu. Ve ne oluyor doğrusuna baktığımızda bir
A sesi burada hiç yokken çıkmış oluyor arkadaşlar. Biz buna ünlü türemesi diyoruz. Evet kıymetli dostlarım, devam ediyoruz ünlü daralması ile. Ünlü daralması dediğimizde aklımıza ne gelir değerli arkadaşlar? Yor gelir değil mi? Şimdi A, E geniş ünlüsüyle biten sözcüklere, lütfen bu ifadeye dikkat edin. A, E geniş ünlüsüyle biten sözcüklere yor eki, şimdiki zaman yor eki getirdiğimizde bu geniş ünlüler daralarak ı, i, u, ü seslerine dönüşür. Buna da ünlü daralması deriz. Şimdi şuradaki örneklere bakalım. Dinlemek sözcüğü E sesiyle bitti mi? Bitti. Yor ekini getirdim. Ne yaptık? Biz bunu nasıl okuruz? Dinliyor şeklinde okuruz. E sesini ne yaptım? Daralttım. Bakın buradaki i sesine dönüştü mü? Dönüştü. Toplamak. Bakın A sesiyle bitti. Yor eki geldi. Nasıl okurum ben bunu? Topluyor şeklinde okurum. Bakın buradaki A sesi ne oldu? U sesine dönüştü. Beklemek. E sesiyle bitti. Yor ekini getirdim. Yazalım arkadaşlar. Bekliyor şeklinde. E sesi ne oldu? İ'ye dönüştü. Okumuyor şeklinde söyleriz burayı da. Bakın okuma. Mema olumsuzluk ekidir. A sesiyle bitti. Bunu nasıl yazıyorum? Okumuyor şeklinde yazıyorum. A sesi U sesine dönüştü ve daralma meydana geldi. Lütfen şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela seviyor sözcüğünde daralma var mı arkadaşlar? Yok. Seviyor sözcüğünde sevmektir sözcüğün kökü, ilk baştaki hali. V sesinin üstüne geldiği için burada bir daralma yok. Buradaki sesimiz yardımcı sestir arkadaşlar. Lütfen bu daralma değildir. Daralma olması için yor sesinin, yor ekinin daha doğrusu A ya da E ünlüsüyle biten ifadelere gelmesi lazım. Aman dikkat demişiz. Burası hakikaten önemli. Demek ve yemek fiilleri, sözcükleri yor eki almadan da ünlü daralmasına uğrayabilir. Arkadaşlar biz ünlü daralmasını yor eki ile görürüz. İstisnasız. Yor eki olmadan ünlü daralması olmaz diyoruz bu zamana kadar ama bir de arkadaşlar iki fiil var. Demek ve yemek fiilleri. Bu fiiller arkadaşlar yor eki almadan daralma meydana getirebilir. Nasıl olacak hocam diyeceksiniz. Erek. Biz bunu şöyle yazmıyor muyuz? Demek fiilinin üzerine erek arak zarf fiil ekini getirdim. Diyerek şeklinde yazmıyor muyum? Yazıyorum. Bakın E sesi ne oldu? İ'ye dönüştü. Yen. En sıfat fiil ekini yemek fiiline getirdiğim zaman yiyen şeklinde yazmıyor muyum arkadaşlar? Yazıyorum. E sesi iye dönüştü. Daralma. Deecek. Demek fiilinin üzerine diyecek deriz değil mi arkadaşlar? Bakın ne oldu? E sesi daraldı. Yeecek. Yemek fiilinin üzerine getirdim yine. Yiyecek şeklinde bakın ne yaptım yine aynı mantıkta? E sesini daralttım. Evet arkadaşlar unutmuyorsunuz. Daralma yorlu olur. Bir de demek ve yemek fiilinin üzerine gelen farklı eklerle de en, ecek, erek şeklinde. Ulamaya geçiyorum. Ulama dediğimiz ünsüzle biten sözcüğün son ünsüz harfinin kendisinden sonra gelen ve ünlüyle başlayan sözcüğün ilk ecesiyle birleştirilerek okunmasıdır. Kolaydır. İsimlerden aklınızda kalabilir. Özellikle ünlü isimlerinden. Mesela Tarık Akan şeklinde. Mantık şu, ilk sözcük ünsüzle bitecek, ikinci sözcük ünlüyle başlayacak ve sen ilk sözcüğün sonundaki ünsüzü diğerinin başıyla birleştireceksin. Mesela şu iki sözcük arasındaki ifade yalnız insan. Bakın Z ile bitti, E ile başladı, ünlüyle başladı. Sanki şöyleymiş gibi, yalnız insan diyoruz ya, zinsan şeklinde okuyoruz bunu. İşte biz buna ulama diyoruz. Kaç yerde ulama vardır? Kaç tanesinde ulama vardır diye soru gelebilir karşınıza. Dikkat etmeniz gereken yeri şurada verdim. Noktalama işareti varsa ulama yapamazsınız arkadaşlar. Mesela aldırma gönül aldırma derken bakın L ile bitti, A ile başladı. Ünsüz de bitti, ünlü ile başladı. Şurada virgül olduğu için ben burada ulama yapamam arkadaşlar. Evet şu örneğimize bakalım. Yunus Emre'nin çok güzel bir dörtlüğüdür. Söz ola bitire savaşı, söz ola ola kese savaşı, söz ola agulaşı, bal ile yağ ede bir söz.
Evet, söz ola derken bakın söz zola şeklinde. Ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Sanki zola şeklinde söylüyor değil mi? Söz ola. Bitire savaşı burada var mı arkadaşlar? Bak ünlüyle bittiği için yok. Burada yapamayız. Ünlüyle bitti, yapamayız. Söz ola derken yine burada ulamamız var arkadaşlar. Bakın burada yok yine. Söz ola derken yine burada var. Burada da yine var mı? Yok arkadaşlar. Bal ile derken bak bal ile. Burada var mı? Var arkadaşlar. E olmaz. Ya ede. Bakın burada var mı? Yine var. Bakın burada buralarda göremiyoruz. Bir R ile bitti ama ikinci sözcük ünlü ile başlamadı. Ulama olan yerleri size işaretledim. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar ünlülerle ilgili olan ses bilgisi videomuz bu kadar. Lütfen ses bilgisinde sorularda şuna bakın. Sözcüğün yani bir ses olayı sorulduğunda ünlü daralması vardır ya da ünlü düşmesi vardır veya herhangi bir ses olayı vardır şeklinde yoktur şeklinde bir soruyla karşılaştığınızda şunu yapın. Sözcüğün ilk haliyle ek aldıktan sonraki halini veya bir başka sözcükle birleştikten sonraki halini kıyaslayın. O zaman daha kolay yaparsınız. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.